Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir vlog videosuyla daha beraberiz. Bugün Ankara'ya gideceğiz. Orada bir seçim olacak. Türk Diş Hekimleri Birliği öğrenci kolu seçimleri. Enes yanımda. Merhaba. Biz de Antep komisyonu olarak oraya gideceğiz. Orada oy vereceğiz. Hatta aynı zamanda adaylığımızı da koyduk. Değil mi? Evet öyle. İnşallah kazanırız. Şimdi toplanıyoruz yavaştan. Taksiyle havaalanına gideceğiz. Oradan da artık uçak vesaire. Öyle. Şimdi de videoyu sonlandırayım. Görüşmek üzere. Vlog videosu. Havalimanına geldik. Bir saat sonra uçağımız var. Biz normalde 6 kişiyiz. Bugün 4. Yarın 2 kişi, 2 arkadaşımız daha gelecek. Check-in'lerimizi yapmıştık. Şimdi biletlerimizi de aldık. Yaklaşık bir 15 dakika sonra uçağa gideriz. Bu faaliyetleri kaçırmamaya çalışıyoruz. Zaten biz de adaylığımızı koyduk. İstanbul ekibinin kurmuş olduğu komisyondan biz de adayız. Ekip arkadaşlarımla birlikte çok uğraştık, çok emek verdik. Seçim yarın. Biz işte Cuma'dan gidiyoruz. Yani sıkıştırmak istemedik bundan dolayı. Ya kemer çıkarıp geçmek çok sıkıntı ya. Kontrol noktalarında buna bir çözüm getirirse çok iyi olacak. Yetkililere buradan sesleniyorum. Tabii efendim. Evet, Ankara'dayız. Herkese merhaba. Hazırlandık. Seçimin yapılacağı otele doğru gidiyoruz. Bilal yanımızda, Umut yanımızda, Enes yanımızda. Evet, biraz heyecan var. Yani istemsizce gelişiyor, elimde değil. Son ana kadar kontrolü sağlamaya çalışacağız. Seçimin yapılacağı otele geldik. Şöyle göstereyim. Birçok aday burada. Yakla kartlarımızı çıkarıp yavaştan moda gireceğiz. Başardık ve bunun aynısını tüm Türkiye'ye yaymaya hazırız imajını ve pozunu vereceğim için kendi adıma en azından çok mutluyum. Hem odam adına hem de bu birlikteliği destekleyen tüm diğer odalar adına size tekrardan teşekkür ederim. Ama şunu da söyleyeyim, eğer 10 kişilik adaylarımızdan bir kişi bile giremezse bu seçim bizim için kayıptır. O yüzden bizler sizlere güveniyoruz. Sizler de bizleri güveniyorsunuz. Asla bunu boşa çıkarmayalım. Sizi seviyorum. Arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Yıllar yılı dostum. Canım canım arkadaşım. Aylardır bugünü bekliyorduk ve sonunda o gün geldi. Çok heyecanlıyız. Şu anda Barolar Birliği'ndeyiz. Seçimi bekliyoruz. Kazanacağız inşallah. Kazanacağız. Evet. İstanbul Diş Hekimleri Odası Öğrenci Kolu Başkanı Batuhan yanımızda. Sude yanımızda. Merhaba. Sude arkadaşımız tanışmadı ama Sude'yi bir diğer arkadaşlarımızı tanıştıralım yüz yüze. Tamamdır. Neler söylemek istiyorsunuz hocam öncelikle? Arkadaşlar bu bildiği neden kurduğumuz belli. Türkiye'yi temsil etmeye gidiyoruz. 45.000 diş hekimliği öğrencisi için geliyoruz. İnşallah kazanacağız. Türkiye kazanacak. Hocam gözlerinizden çok yorgunluk akıyor. Aynen, gerçekten 30 günlük bir çalışmaydı.
Hiçbir özel hayat, hiçbir şey kalmadı. Umarım değer. Sonda ağlayacak mısınız? Ağlayacağım kesinlikle. Kesinlikle ağlayacağım. Tamam. Görüyorsunuz. Diş hekimleri, öğrencileri Türkiye'nin dört bir yanından geldiler. Müthiş bir ortam. Ve yakın arkadaşım Hilal destek için geldi. Tam destek her zaman. Evet Mehmet Ali Bey, neler hissediyorsunuz? Vallahi ufak bir heyecan başladı. Evet. Yalan söyleyeyim. Bu illaki olacaktır. Evet. Yani bir tatlı bir heyecan olması gerekiyor diye düşünüyorum. Umarım sonuna kadar güzel biçimde sürdürebiliriz. Hakkımızda güzel sonuçlanır. Öyle. Biz yine elimizin geleni yapacağız. Kendimize inanıyoruz. Evet. Ümeniyoruz. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok az bir çekimliyiz. Fakültesi öğrencileriyle beraberiz. Evet. Seçim hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Nasıl gidiyor seçim serüveni? Heyecan var mı? Heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Kazanacağız ama. İddialıyız. Sen fotoğraf çekilecekler, birbirlerini güldürüp duruyorlar ve gerçekten hiç anlam veremedim. Yeni kameramanımız. Evet, yeni kameraman benim. Ulusal Eğitim Sorumlusu adaylarımızdan Mehmet Ali Keser'in konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkanım, Sayın Hocalarım, değerli arkadaşlarım. Uzun zamandır beklediğimiz seçim gününün heyecanını sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Böylesine önemli isimleri bulunduğu mecralarda konuşma fırsatı bulmaktan gurur duyuyorum. Bizler bugün burada bulunarak mesleğimizin bugün ve geleceği için ne kadar istekli olduğumuzu bir kez daha gösteriyoruz. Bu anı paylaştığım her bir meslektaşımın İlerleyen zamanlarda başarısını ispatlamış bir biçimde geleceğe yön vereceği anları şimdiden görüyorum. 2 sene önce yapılan seçimlerde de buradaydım. Aslında şu anda bugün size seslenirken içinde yaşadığım heyecanın temeli o günlerde atılmaya başlamıştı. Mesleğimizin iç dinamiklerin işleyişini gözlemlemek beni o an çok etkilemişti. O zamanlarda aday olmak istesem de öğrenecek birçok şeyin olduğunun farkına varıp bu günlerin hayaliyle var gücümle çalıştım. Tecrübe edindiğim 2 yılın sonunda Gaziantep Öğrenci Kulübü Başkanı olarak sizlere seslenmekteyim. Bu süre içerisinde kurmuş olduğum True Dentist sayfasıyla sosyal medya mecralarında gerek çevreme, gereksiz meslektaşlarıma faydalı olma gayretindeyim. Hepimizin bildiği gibi mesleğimiz ve öğrencilik sürecimiz ile ilgili birçok sorun bulunmakta. Bu sorunları çözüme kavuşturmak adına çeşitli fakültelerle yaptığımız görüşmeler neticesinde gözlemlediğimiz başta sorunlardan biri mesleki ve sosyal açıdan faaliyet eksikliği. Bu ve bu gibi sorunları tek tek dile getirmek yerine öğrencinin sorumluluk alması gereken sorumluluk aldığı takdirde düzelecek konuların çözüme ulaşması için çaba sarf etmekten kaçınmayacağımı belirtmek isterim. Sizlerin karşına çıkana kadar yürüdüğüm bu yolda
her daim benimle birlikte olup desteklerini esirgemeyen ve şu anda sizlerin arasında olan Başkan Yardımcım Enes Çetinen ve Genel Sekreteri Hilal Öztürk olmak üzere kıymetli ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Sözlerimi sonlandırmadan önce siz değerli delegelerin bu seçimin ehemmiyetinin bilincinde olduğunu bilerek bu seçime katılmaktayım. Mesleğimizin geleceğini inşa edecek her bir oyun kıymetini bilen ve bu bilinçle çalışacağından şüphe etmediğim İstanbul Komisyonu'nda aday olduğumu ifade etmek isterim. Ben Mehmet Ali Keser. Bana ve İstanbul Komisyonu'ndan seçime girecek aday arkadaşlarımıza desteklerinizi bekliyorum. Hepinize güzel bir seçim ve mutlu günler dilerim. Unutmayın, hayat hükümetleri. Heyecandan geberiyorum şu an. Çok heyecanlandım. Mükemmel. Her zaman ben çiçek patatesi kesin. Çok güzel. Okulu da aklı bir şekilde görev almak gerekiyor. Evet, çok şükür atlattık konuşmayı. Ne hissediyorsun? Ne hissediyorsun? Bitti sonunda. Çok heyecanım bitti. Üzerinden dönüyor bunu. Sendeki heyecan bana geçti işte. Ben gösteremedim heyecanımı. Evet, hala gerginliği atlatamadı. Ben de atlatamadım. Çünkü çok heyecanlıydı. Çok kalabalık bir topluluğun önünde konuşmak kolay değil. Hala konuşmama bakıyor. Konuşmasını okuyor. Bu şey gibi, Beşiktaş maçından sonra da maç izlemiştin ya, acaba hani tekrar özeti izlememiştim. Yeniliriz diye şampiyonluk maçında. Şu an konuşmamızı yaptık. Evet. Seçime gireceğiz birazdan. İyi konuştuk herhalde. İyi konuştun. Daha ne olacak? Bundan sonrası artık. Bakalım artık. Hayırlısı olsun. Kazanacağız. Göreceksiniz. Kazandıktan sonra ben bir video daha konuşamıyorum. Heyecanlandım. Peki kaybedersek bu yayınlanacak mı? Kaybedersek bu videoların hepsini şifrelet. Evet arkadaşlar, nasıl seçim kaybettik? Evet. Herkes seçim nasıl kazanır konuşması yapıyor. Biz de nasıl kaybettik konuşması yaparız. Farklı bir konsept olur. Aynen öyle. Hep kazanacağız diye bir şey yok yani. Evet, konuşmasını izliyor. Kendini değerlendiriyor. İyi konuşuyorum. İnşallah. Kaç kişi vardır benim köyde? Vallahi bir oy çıkmıştır. Olmaz öyle şey. Bir oy ha? Vallahi benim oyumdur ağam. Benim oyumdur ağam. Ulan kavaklar, bir oyu ikiniz verdinizse benim oy nereye gitti? Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. O zaman ne diyoruz? Zafer benimdir. Zafer benim diyebilenimdir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardı diyebilenimdir. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, sonlara doğru birazdan sayımlar yapılacak. Çok yoruldum. Vallahi çok yoruldum. Evet, sonuçlar açıklanıyor. Heyecan dorukta. İzmir gelsin. Sandık açıklanmaya devam ediyor. Evet, geliyor. Kanka mükemmel. Sen... Evet, 6. sandık açıldı. Sonuçlar giriliyor. Heyecanla bekliyoruz. Hadi. Aga, yine şaşırtmadın. Nasıl bir kardeşim? Mükemmel ya, yemin ederim. Abi trene başladı. Gözler ne oldu?
Ortalama 218. Vardı. Evet, ağlıyoruz. Türkiye kazandı. Evet. Türkiye kazandı. Tebrik ediyorum. Hak ettiniz ve kazandınız. Çok teşekkür ederim. Hep beraber. Abi Endo dersindeyim. Beni arıyor. Diyor ki seçime gelir misin? Bugün aslında kazanan sadece Mr. olmadı. Bugün kazanan Türkiye oldu. Bu birlikteliğin, bu portrenin birer mimariye de sizlersiniz. Bu yola çıktığımızda ben her zaman şunu söylemeyi çok istiyordum. 2022 seçimlerinde bir şey değiştirebileceğimiz zaman, değişimi başlatacağımız tarihte ben de oradaydım demek için ve aynı zamanda bu değişimi başlatan oyun kullanmanız için burada olmayı çok istiyordum. Siz de bu tarihi ana canlı bir şekilde tanıklık ettiniz. Bundan sonraki nesle, bundan sonraki yerimize gelecek arkadaşlarımızla bunları seve seve anlatacağınıza eminim. Tekrar söylüyorum, bugün kazanan sadece bu liste değil, bugün kazanan birliktelik oldu. Deniz Odası'na, Eskişehir Odası'na, Malatya Adıyaman Odası'na, Isparta'ya, Burdur'a, Muğla'ya, tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Ne zaman bir derdimiz olsa, günün tekrar araba listeme baksan, sevgili Arturo abimin direkt adını bulabilirsiniz. Arturo abimize kocaman bir